Merhaba değerli izleyenler. Merit'le Foşa'dayız. Türk yazar, imza günü... Pardon, tekrar baştan alalım, orası da yalnız yaptım. Hazır, başlıyoruz. Merhaba değerli izleyenler, Merit'le Foşa'dayız. Yazar Nermin Bezmen'le beraberiz imza gününde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Neler söyleyeceksiniz izleyenlerimiz için? Hepsine kucak dolusu sevgiler. Çok mutluyum. Yıllar sonra bir kez daha Innerville'lerin davetiyle ve Merit Otellerinin sponsorluğunda, başında da çok sevgili gençlik arkadaşım Hanzade Özbaş olmak üzere davet alıp gelmekten eşimle beraber çok mutluyuz. Hep sıcacık anılarla ayrıldım buradan. İçinde hüzün de olsa yine duygularıma, anılarıma aynı sıcaklığı ekleyerek geri döneceğime inanıyorum. Biz de gurur duyuyoruz sizinle burada olmaktan. 10 parmağınızda 10 marifet değil, 20 marifet var. İnanılmaz güzel hikayeler var. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi ben çok duygularıyla yaşayan bir insanım. Yani yüreğimin sesiyle özel hayatımı yaşarım. Yazarlığım da öyle. Yüreğimin sesiyle yazıyorum. Sanırım o da satırlara aktarıldığı için okurla çok farklı, sıcak bir buluşmamız oluyor bütün kitaplarımda. Göç ve insanlık halleri beni çok ilgilendiriyor. Dolayısıyla romanlarımın karakterleri içerisinde okurları muhakkak ya kendilerini ya çok iyi tanıdıkları birini buluyorlar. O da bizi ayrıca yaklaştırıyor. Şimdi bir kez daha Kıbrıs'ta okurlarımla buluşuyor olmak da ayrıca sıcacık yeni bir keyif veriyor bana. Bildiğimiz kadarıyla 1992 yılında başladı serüven ilk olarak ve dedenizden esinlendiğinizden bahsetmiştiniz kitaplarınızda. Kürt Said ve Şura kitabında özellikle. Çok duygusal bununla ilgili açıklamalarınız var. Neler söyleyeceksiniz? Tabii benim ilk yani romancılığımı ben çok kendime ait bir öyküyle, dedemin öyküsüyle başladığım için benim hayatımda her zaman o özel yerini koruyacak, kanımdan, canımdan, genlerimde olan bir hikayeyi okurlarla paylaştım. Benim için yazarken ve araştırırken özellikle farklı masalsı bir dünyaydı. İçinde çok hasret ve hüzün barındıran, acı barındıran ama keyifleri de olan, artık sınırlar ötesinde kalmış, bitmiş bir devrin, Çarlık Rusyası'nın, ki yazdığım devirde Glasnost falan henüz yoktu. Tamamen demir perde ülkesiydi. Artık ulaşılmaz olan bir memleketinden kopmuş gelmiş, inişlerle çıkışlarla hayatını idame ettirmiş bir kahraman dedem. Dolayısıyla özellikle onun geçmişine ulaşılmaz olmanın getirdiği farklı bir tutkuyla da yazdım ben o romanı. Çok gözyaşı döktüm. Çok hüzünlendim ve yazarken fark ettim ki aslında benim bütün hayatı keyifle yaşamak arzuma rağmen zaman zaman beni hüzünlendiren, gözüme yaş getiren o duygu aslında benim yaşadığım bir hazin öyküden gelmiyormuş. O benim genlerimde kayıtlıymış. Dedemin hüzünlerini hissettiğimi fark ettim. Dolayısıyla bir anlamda da bir psikoterapi olması, kendimi anlamam, kendimin farkındalığını daha net yaşamam adına o kitap ve onun devamı olan diğer 5 kitap çok önemli benim için. Şimdi 24 kitabım var bugün. Hepsi de okurla çok güzel buluşan kitaplar. Fakat Kursi'yi Şura beni bugüne getiren ve dediğim gibi benden çok alan ve bana veren bir kitap olduğu için her zaman baş tacım olarak kalacak. Diğer taraftan şunu da biliyoruz ki kız çocuklarının erken evlendirilmesi, çocuk istismarı gibi konularda da çok duyarlısınız. Bununla ilgili kitabınız da var. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Tabii şimdi beni okurlarım hep böyle bir aşk yazarı olarak, gerçi içinde aşktan ziyade tarih barındırmasına rağmen kitaplarım, sanırım aşkı iyi anlattığım ya da özendirdiğim için olsa gerek. İşte aşk yazarı, aşk kadını gibi tanımlamalar yapıyorlardı. Fakat bunlar beni aslında bu kadar duygusal olmak, hayatın ince taraflarını anlatıyor olmak beni hayatın gerçeklerinden koparmıyor. Tam aksine müthiş sorumluluk duygusuyla ve topluma, dünyaya, insanlığa karşı yapılan acımasızlıklarda da duyarlılığı olan bir insanım. Bu ülkem adına sonunda beni isyan ettirecek bir yere vardıydı. Yani Kuma,
olayları, çocuk evlilikler, ensest ilişkiler, pedofili, din kisvesi altında, gelenek görenek başlığı altında kadına ve çocuğa karşı dayatılan zulüm ve bunların artık görünmezden gelmesi, alışılıyor olması, kanunu takip ediyor diye bildiğimiz ve güvendiğimiz insanların suçludan yana tavır koyup kurbanı ikinci kez kurban etmelerine karşı isyan manifestosu olarak da Havva'nın cezasını yazdım. O farklı bir ses getirdi. Çok hüzünlü bir kitap. Ama içinde anlattığım bütün karakterler ve yaşadıkları da hepsi gerçek öykülerden yola çıkılmıştır. Aslında bugün dünyanın problemi bu bütün konuştuklarımız. En medeni ülkede hayatımın büyük bir kısmını şimdi geçirmekte oldum. Amerika'da da aynı problemler konuşuluyor. Ama tabii bir yerde kötü bir örnek olması, memleketimin de o kötü örnekleri taklit etmesi gerektiği anlamına gelmez. Ben ülkem adına o isyanımı dile getirdim o kitapta. Kaleminize sağlık. Son bir sorum daha olacak. Kurt Seyit ve Şura kitabınız diziye çevrildi, film oldu. Siz de senarist danışmanlık yaptınız. Evet. Böyle başka bir proje daha var mı yakın zamanda? Şu an Türkiye'de olduğum bu süreç içerisinde birkaç görüşmem var. Ama bunlar uzun soluklu projeler. Kesinleşmeden de anons etmeyi sevmiyorum. Ama üstünde muhtelif yapımcılarla konuştuğumuz değişik, yine benim kitaplarımdan yola çıkılabilir düşüncesiyle hazırlanan projeler var. Çok teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Mersi. Yazarımız Nermin Bezmen, Merit Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hazreti Özbaş, değerli üyelerimiz ve sevgili konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bir başka Balabayız Beylerbeyhiner Dil Kulübü sosyal hizmet projesine katkı etkinliğinde dahayız, hep birlikteyiz. Dediği gibi evet, çiçeği burnunda bir kulübüz, henüz daha 16 aylık bir kulübüz. Fakat bu 16 ayda çok hızlı ilerledik. Çok güzel, duyarlı sosyal hizmet projelerine imza atmayı başardık. Bir başka sosyal hizmet projesine neticelendirmek için yapmış olduğumuz katkı etkinliklerinden bir tanesidir. Ama biz bu etkinlikleri yaparken değerli yazarlarımızla veya değerli sanatçılarımızla, değerli hocalarımızla, dinleyenlerimize, üyelerimize katkı koyacak bir etkinlikle bu etkinliği, gelirini projeye katkı amacıyla yapmayı amaçlıyoruz. Yine burada bu son yıl yapmış olduğumuz diğer güçlü örnek model kadınlarımızla yapmış olduğumuz etkinliklerden bir başkası oluyor bu. Malumunuzdur ki Ayşe Külün'le yine 7-8 ay önce çok başarılı bir etkinlik yapmıştık. Daha sonra Nilgün Belgün'le salonları donduran bir etkinlik yaptık. Ve şimdi yine onlar gibi bir başka başarılı kadın, bir başka rol model, bir başka değerli sanatçı ile bugün birlikteyiz. Nermin Bezmen Hanımefendi ile. Eminim ki söyleşiye doyamayacaksınız. Hatta geçen akşam böyle arkadaşlarla konuşurken diyorum ki, yani Kıbrıs'ta böyle bir etkinliğin olması, bu ve buna benzer etkinliklerin olması ve faydalanabiliyor olmamız aslında çok değerli diye düşünüyorum. Paylaşma imkanı, çok yakından dinleme imkanı bulmamız gerçekten önemli. Onun için bunu takdir edip buraya gelen tüm konuklarımıza da teşekkür ediyorum.
Bu projemizde biletlerinizin üzerinde yazmış olduğumuz gibi kadın emeğini güçlendirme amacıyla yapılmış bir etkinliktir. Kadın emeğini güçlendirme amacıyla yapmış olduğumuz birçok projenin neticesinde bir kadın kooperatifine destek vermek amacımızdır. Ve bu amaçla da Doğu Akdeniz Üniversitesi ile büyük ihtimal yapacağımız bir sözlü protokol dahilinde Kıbrıs'ın ürünlerini kadının emeğiyle ortaya çıkabilecek, feasible olan, hatta uluslararası noktaya da taşıyabileceğimiz bu ürünleri çok kısa zamanda kadınlarımızla birlikte olacağımız bu kooperatifte hayata geçirmeyi amaç ediniyoruz. Yine Doğu Akdeniz Üniversitesi'ndeki kürsümüz de bir kadın kürsüsü sayılır aslında. Başındaki ve çalışan bütün akademisyenler kadın. Dolayısıyla böyle bir işbirliğiyle güzel bir projeye daha imza atacağımıza eminim. Bir başka projemizi hepiniz biliyorsunuz. Kuzey Kıbrıs'ın Öncü Kadınları kitap projemiz. Ki bu inşallah çok kısa süre önce ben İzmir'de bulundum ve orada bir kadın müzesini gezdim. İnşallah bu kitap bir müzeye de sebep olur diye düşünüyorum. Kıbrıs'ta bir kadın müzesine de sebep olur. Bu kitapta da birkaç tanınmış, başarılı yazarımıza teklifte bulunacağımızı biliyorsunuz ki bugünkü konuğumuza da ben akşam sohbet esnasında böyle bir teklifte bulundum. Kendisi bizi apaçık kırmayacak çünkü çok olumlu karşıladılar. Çünkü neticede kadın kadına destek olmazsa bu desteği kimden bekleyeceğiz diye kendi kendimize ve birbirimize sormamız gerek herhalde. Dolayısıyla hala daha mücadele edebilen bir noktada olan kadın ve Avrupa'da da öyle, Amerika'da da öyle, bu mücadele halen bitmemiştir. Dolayısıyla biz bu mücadele yolumuzda, çünkü şu an için 145 kadın üyemiz var kulübümüzün ve bu 145 kadınla bu mücadelemizle bizim başarmış olduğumuz birçok, yani başarılı birçok üyemiz var ve bizim başarılı olduğumuz bu yolda destek bekleyen birçok kadına ve bu kadınlara destek verdikçe de onların yetiştirdiği çocuklara da destek vermiş olacağımızın inancı ile bu yolda hep birlikte el birliğiyle çalışacağımıza hiç şüphem yok. Evet, ben tabii sözlerimi daha fazla uzatmayacağım ve sizleri Nermin Bezmen Hanımefendi ile bırakacağım. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederim. İyi dinletiler dilerim. Hatta ben kendimi aslında daha kısa anlatırdım. Çünkü insan olgunlaştıkça yaşla beraber aslında daha evvel önemsediği birçok şeyin ne kadar ufak ve önemsiz olduğunu fark ediyor. Özgeçmişte o kadar kısalıyor. Bunu en kısası zannediyordum, onu göndermişim. Yanlışlıkla değilmiş. Çünkü yazarlığın ilk seneleri böyle 5-6 sayfa sürerdi özgeçmişim. Halbuki onun üstüne 27 sene, 26 sene geçmiş olmasına, bir o kadar daha üretmiş olmama, bir o kadar olgunlaşmış olmama rağmen şimdi kendimi aslında daha kısa anlatıyorum. Çünkü gerçekten o kadar da önemli bir şeyler yapmış olduğumu görmüyorum açıkçası. En azından hayal ettiklerimin hepsini gerçekleştiremediğim için henüz. Öncelikle ben burada olmamın sebebi sevgili Sibel Datar Başkanlığındaki Inner Wheel grubuna inanılmaz ev sahipliğiyle, sponsorluğuyla eşime ve beni burada şımartan sevgili Hanzade Özbaş'a çok teşekkür ediyorum. Bu benim için ilk seyahatliğim Kıbrıs'a, fakat çok özel, nostaljik bir yolculuk oluyor. Şöyle ki, sevgili Hanzade, biz ona Hanzi derdik. Çünkü henüz genç kızdık diyeyim. 20 yaşlarındaydı. 20'nin başındaydı tanıştım kendisiyle. Çok sevdiğim, çok gururlandıran bir arkadaşımdır benim hayattaki başarısıyla, duruşuyla. Onun Melif grubunun yönetim kurulu başkanı olarak burada beni ağırlamasını ayrıca keyif verdi. Fakat
Ona sarılınca ben hala 20 yaşında hissediyorum kendimi. Gerçi o hep öyle gibi ama ayrıca müthiş bir keyiflerdi. Diğer taraftan 65 senelik bağım olan, yaşımla beraber bağım olan sevgili kuzenim İnci olduğunu sonra hayatının yarısını Kıbrıs'ta geçirir. Onunla da İstanbul'da buluşamayıp burada buluşmamız ayrı bir keyif oldu. Çok eski dost, 80'lerin başından sevgili Sıdıkı Atalay yine işini gücünü bırakıp bugün benim için buraya geldi. Onunla da kucaklaştık. Kızımın mektep arkadaşı İlkay Taş bu organizasyon sırasında neredesin sevgili İlkay? Benim bütün bıdı bıdımı, kaprislerimi çeken, her şeyin mümkün olduğu kadar yumuşak geçmesini sağlamakta büyük emeği oldu. Ve sizler bugün güzel bir cumartesi günü Kıbrıs'ta yapacak eminim çok güzel şeyler var. Her şeyi bir yana bıraktınız, geldiniz. Medyadan gelen arkadaşlar, hepinizin yüreğine sağlık, teşekkür ediyorum. Umarım keyifli bir sohbet olur. Ben bahsedildiği üzere özgeçmişimde muhtelif konularda konuşmaya çağrılıyorum. Fakat bugün belli bir isim koymadım, bir hazırlık da yapmadım. Sizlerden gelen elektriğe göre, ilgiye göre, tepkiye göre konuşmamın akışını düzenleyeceğim. Merve'cim, önce çok teşekkür ederiz. Çok güzel ve keyifliydi. Ben şimdi 3,5 senedir güzel adadayım. Tabii özellikle de Kıbrıslı hanım arkadaşlarımdan pek çok hikayeler, pek çok roman niteliğinde hayat hikayeleri duyuyorum. Hem çok üzücü, hem çok heyecanlandırıcı, hem de o hanımların gücünü sergileyen hikayeler. Acaba böyle bir hikaye yazar mısın? Kıbrıs, Kıbrıs. Memnuniyetle. Memnuniyetle. Melite yerleşim hikaye. Yani şöyle, o kadar içinde aşk var, sevgi var, gözyaşı var, milliyetçilik var, çok büyük acılar var ama sonunda da büyük bir direnç ve büyük bir kadın gücü var. Çok önemli. Lütfen, çok önemli. Çok önemli. Yani bana anlatılan hikayelerden bir araya getirip bir şey de yapabilirim. Yani ben birkaç kişiyi tanıştırabilirim. Çok memnuniyetle. Sevgili Sibel hanımefendi, pek çok diğer Kıbrıslı hanımefendiler de gerçekten burada roman bitmez. Tahmin ediyorum. Ve hala devam ediyor. Yani bu roman geçmişte de kalmayacak. Devam ediyor. Lütfen. Teşekkür ederim. Memnuniyetle. Buna da bir özel şiste katılabilirim.